çok güzel geçti. Barıştık. Evi de abime yakalanmasaydık süper olacaktı. Ya yarın detaylı anlatırım işte. Öptüm. Deli kız ya. Ölmüşüm açlıktan. Bu kızın burada ne işi var? Artık gerçekten korkmaya başladım. Aç kaldığıma değdi ama çok güzel bir geceydi. Şansa bak. Lazım olur belki. Ay, telefonumu ne işi var? Ben masaya bıraktığımdan eminim. Neyse. Oh. Az kalsın yakalanıyordum. Ucuz atlattım. Hırsız olamaz ya. Yok artık. Ben rahatlık yani. Şükran ablayla bir bağlantısı olsa çoktan tanırdım zaten. Kesin yeni başlayan aşçıyla alakalı. Kızı ya da bir akrabası da. Ya belki de yeni hizmetçimizdir. Olaya bak ya. Şaka gibi. Anne. Günaydın. Uyanmış mı benim güzel kızım? Günaydın. Günaydın anneciğim. Hadi yat biraz daha. Sen saat daha çok erken. Yok anne, kalkmam lazım. Gonca'yla iş bakmaya devam edeceğiz biz. Kendini bu kadar yormasan. Bak masrafımız da azaldı. Senin çalışmana gerek yok ki. Ama evde oturamam ben böyle. Çalışmam lazım. Evde otursam kafayı yerim biliyorsun. Biliyorum.
Umarım en kısa zamanda gönlüne göre bir iş bulursun. İnşallah anneciğim. Ben mutfağa geçiyorum. Kahvaltı hazırlayacağım. Hadi sen de gel kahvaltıya. Tamam. Omlet yapayım mı? Yap. Peynirli. Tamam. Hadi. Tamam, geliyorum ben de. Günaydın Şükra. Günaydın Emel'ciğim. Ne hazırlıyoruz bu sabah kahvaltıya? Ekstra bir şey istemediler. Aa, tamam o zaman. Ben Aslı'ya peynirli omlet yapacağım. Sonra kahvaltı hazırlamaya devam ederiz. Tamam. Da Nihat Bey'in öğle yemeğini. Aa, onu akşamdan hazırladım ben dolapta. Bir kutuya koyacağız. Aa, güzel. O zaman biz de hemen masayı hazırlamaya başlayalım. Elif geldi mi? Aa, Elif az önce aradı. Çocuğu rahatsızlanmış. Biraz gecikecekmiş. Ay hay Allah ya. Bugün Zuhal de izinli. Tam da gününü buldu. Aslım sana yardım eder değil mi çocuğu? Günaydın Şükran abla. Günaydın canım. Tabii, ne yapayım? Aslıcığım, sen de şu tabakları hemen bahçedeki masaya götürüver. Oldu mu tatlı? Tamam. Aslıcığım dur. Şu örtüyü de al. Güzelce hazırla sofrayı, tamam mı? Tamam anneciğim. Güzel kuzum. Ay. Hemenciğim, kızın olsun, çamurdan olsun değil mi? Öyle vallahi, çok şükür. Yine yakalanıyorduk. Ben seni bir delirteyim de gör bakalım. Ekmekler yok. Ama sepette olduğuna eminim. Ya ne oluyor ya? Akşam telefon şimdi bunlar. Bu evde bir gariplik var. Ay, üç harfler falan olmasın. Korkmaya başladım vallahi. Testi galiba. Ekmek alabilir miyim şu kanalda? Götürdün ya Aslıcığım. Götürdüm değil mi? Evet. Ama baktım ekmek sepeti boş. Allah Allah. Vallahi ben de anlamadım. Ya masayı da düzenlemiştim, o da bozulmuş. Şükran abla, evde birileri mi var? Tabii var Aslıcığım. Baksana kaç kişi yaşıyoruz bu evde. Yok, onu demek istemedim. Üç harfler falan mı var evde? Yok kızım, olur mu öyle şey? Ay, daha neler Aslıcığım ya. Ne bileyim, olanlara bir anlam veremeyince. Ah, köpeği salıvermişlerdir. O yapmıştır mutlaka. E tamam işte çocuğum. Köpek yemiştir ekmekleri. Evet ya. Otur o zaman. Bakarım ben. Kahretsin. Jambonlar da gitmiş. Şükran teyze doğru söylüyor. Bunu yapan kesin bir köpek. Hem de arsız bir köpek. Ama ben seni bulacağım. Neredesin bakayım sen? Aslı! Masayı kurmayı ben devam ederim Aslıcığım. Sağ ol. Annen seni bekliyor. Omletin hazırmış. Tamam. Elif abla, dikkat et. Galiba köpeği salmışlar. Masadaki yiyecekleri yürütüyor. Allah Allah. Az önce ben kulübesinde görmüştüm onu. Neyse, tamam canım. Kolay gelsin. Sağ ol.
Bey. Günaydın. Kahvaltıya özel bir isteğiniz var mıydı? Yok, hayır. Yalnız ben kahvaltımı odamda yapacağım. Ona göre hazırlarsanız. Peki Burak Bey. Ya bir şey soracağım. Tabii buyurun. Bizim evde yeni biri mi çalışmaya başladı? Emel Hanım'ı mı soruyorsunuz? Yok, hayır. Onun dışında. Yok, hayır. Ya ben genç bir kız gördüm. Misafir mi? Ha, siz Aslı'dan bahsediyorsunuz sanırım. Emel Hanım'ın kızı Aslı. O da müştemilatta annesiyle birlikte kalıyorlar. Şimdi anladım. Neyse tamam, ben odama geçiyorum. Peki, ben de hemen kahvaltımızı getiriyorum. Yani ben şimdi Aslı'yla aynı evde mi yaşıyorum? Şaka gibi. Günaydın aşkım. Günaydın. Neredesin hayatım? Ne yapıyorsun? Havaalanına gidiyoruz Çağla'yla. Çağla'ylasın. Ya şimdi ben geleyim seni alayım diyeceğim ama Çağla'ylasın diye istemeyeceksin. Ya en azından araba göndersen. Yok yok, hiç gerek yok. Ben gelince ararım. Tamam aşkım. İyi yolculuklar sana. Teşekkür ederim canım. Ben de öptüm. Günaydın çocuklar. Günaydın babacığım. Bugün çok yakışıklı gözüküyoruz. Gerçi hep öylesin. Sen de çok güzelsin prensesim. Hayrola? Bu sabah erkencisin. Bugün Cansu'yla birlikte alışverişe çıkacağız babacığım. Doğum günüm için bir şeyler alalım dedik. Tamam, benden istediğin bir şey var mı? Yok babacığım. Ama şey diyorum, acaba doğum günü Barış'ın... yani Barış abinin yerinde mi kutlasak? Yani şimdiden konuşalım diye söyledim. Güzel olur. Barış'la konuşmamı ister misin? Yok abicim, biz zaten bugün gideceğiz Cansu'yla. Konuşurum. Tamam canım. Burak'ın uyanmaya niyet yok galiba. Hı? Uyusun çocuk, tatilde hayatım. Sen bir harikasın Selda. Oğlumuz kazık kadar oldu. Hala çocuk diyorsun ya. Yani pes doğrusu. Ya bir işinde bir tarafından tutsa, bir sorumluluk alsa değil mi? Nerede? Yok. Birkaç gün dinlensin kerata. Onunla ilgili çok güzel planlarım var. Ne gibi planlarmış bunlar? Yok ya, söyleyeyim de. Ondan sonra konuş konuş konuş, beni planlarımdan vazgeçir. Yok öyle ya ama. Ama Amerika'ya gitmesi konusunda başarılı olamadım. O başka. Ya fena mı oldu? Hiç olmazsa otelin açılışında biraz çalıştı. Gerçi ne kadar çalıştığını da Allah bilir ya. Hadi neyse. Bence Volkan'a ayak bağı olmuştur. Başka da bir şey yapmamıştır. Bu sene hediye olarak ne istiyorsun prenses? Ya vallahi ne istediysem aldın. Özel bir isteğim yok. Eda, sen hasta falan mısın? Nasıl oldu bir şey istemedin? Abi. Ama şimdi düşününce bana da garip geldi yani. Ben bunu bir düşüneyim. Bence de bir düşün kızım. Senin mutlaka istediğin bir şey vardır. Tamam babacığım. Ama yani şimdi sizin mesela bana almak istediğiniz böyle ekstra bir şeyler varsa bana onlara da hayır demem. Size hiç ayıp olmasın, onları da alın. İşte benim kardeşim bu. Peki benden bir şey ister misin? Yok, senden bir şey istemiyorum. Sen Aslı olayını affettin ya, o bana yeter. Aslı olayı mı? Aslı kim ya? Hiç kimse babacığım. Bir şey. Bak Burak'ın yanında da böyle konuşuyorsun. Kırılıyor çocuk. Ya psikologlar demiyor mu? Bas bas bağırıyor adamlar. Çocuklarınızı başka çocuklarla kıyaslamayın. Bu onlar için bir yıkım olabilir demiyor mu? Ne yaptı? Seda ya, çok komiksin. Ben bu çocuğa çocukluğundan beri söylemediğim laf bırakmadım. Hiç etkilendiğini gördün mü? Hani birazcık etkilense hiç olmazsa çeki düzen verir kendine, değil mi? Volkan'da sanki hiç kusur yok. Volkan da Burak'a göre biraz fazla... Ay yani öf. Bu kadar mükemmellik de normal değil Nihat. Açıkçası her zaman bu tarz insanlardan biraz ürkmüşümdür. Neyse afiyet olsun. Ben kalkıyorum. Dur dur bekle, ben de geliyorum. Tamam, görüşürüz o zaman. Aslı bahsettiğin kız arkadaşı değil mi? Evet. Of ya. Benim Aslı'yı aramam lazım. Rezil oldum kıza. Ne diyeceğim şimdi? Ben en iyisi mesaj atayım. Evet, mesaj atayım. Ya bana çok kızmıştır şimdi ama haklı da tabii ya. Of abi, senin yüzünden düştüm şu duruma bak ya. Şimdi güzel bir mesaj yazmam lazım. Ne yazacağım? Akşam için çok üzgünüm. Beni affet. Olmadı bu. Hiç olmadı yani. Biraz duygusal olması lazım.
Of, ben böyle şeyleri hiç beceremem ki ya. Ellerine sağlık anneciğim, ben çıkıyorum. Afiyet olsun kuzum. Hadi, Allah işinizi rast getirsin. İnşallah. Emel ablacığım, bırak beni, kahvaltı tabağı hazır mı? Hazır yavrum. Ah, ah. Efendim Selda Hanım. Tamam, tamam, hemen gönderiyorum, merak etmeyin. Ay, çantamı unutmuşum. Aslı gel kızım. Elif, bunun Selda Hanım'a gitmesi lazım. Kahvaltıyı Aslı götürsün, sen de bu kutuyu bahçeye çıkar, tamam mı? Tamam. Al canım. Böyle giderse kızın kalan aklında ben olacağım. Nasıl delirdi ama ya. Kahvaltınızı getirdim. Kimse yok mu? Gör. Sehpaya bırakın. Tabii. Ucuz yırttık. Anlamamıştır herhalde. Zenginler de bir acayip. Örtünün altından konuşmak ne demek ya? Bu sıcakta mı olacak? Burak uyanmadı mı hala? Uyandı Selda Hanım. E niye gelmiyor kahvaltıya? Kahvaltıyı odasına istemişti. Ay, hasta mı acaba çocuk? Gideyim bir bakayım ben şuna. Otur hayatım, otur. Hasta falan değildir çocuğumuz. Hiçbir şey yoktur. Ben bugün işe gideceğim. Onu götürmeyeyim diye saklanıyordur. Ay, niye taktın yani çocuğa? Onu burada bırakmayalım lütfen. Onu Nihat Bey'in şoförüne teslim edelim. Ofisine götürecek, diyet yemeği o. Tamam Selda Hanım. Ay, yine diyet menüsü falan mı? Yani Selda, bu işler bana göre değil. Kolesterolünün fırlaması sana göre bir şey ama. Ama doktor o kadar da bir şeyim olmadığını söyledi canım. Hayatım, doktor önlem alırsan, dikkat edersen önemli bir şey yok dedi. Ay, seninle tartışılamayacağını yıllar önce öğrenmiştim ama unutmuşum. Hatırladın işte hayatım. Açsın hayatım. Akşamdan beri arıyor. Belki önemli bir şey var. Yok hayatım. Ben işe gidince ararım onu. Bu Başar, bey mi yoksa hanım mı? Sen Başar adının bir kadına verildiğini nerede gördün bugüne kadar? Tabii ki bey. İyi. Yani benden sakladığım bir şey yok. Serda, ne saklayacağım senden? Peki. Kızım, dün gece neler olmuş öyle? Barışmanıza çok sevindim ama abinin görmesi pek iyi olmamış. Ya sorma. Anlat, nasıl oldu? Uzun hikaye. Yüz yüze anlatmam lazım. Asıl sen anlat. Nasıl geçti Eda'yla? Asıl bombalar bende. Nasıl ya? Ya benimki daha da uzun hikaye. Hadi o zaman buluşmamız lazım. Ne zaman çıkıyorsun? Ben çıktım bile. Nerede buluşalım? Tamam. Geliyorum oraya. Of, bu ne ya? Resmen kendi odamda hapis kaldım. Hala evde mi acaba? Kimse yok herhalde. Burak Bey, affedersiniz, korkuttum mu sizi? Bana mı bakmıştınız?
Yok, ben yemek için bir şeyler almaya gelmiştim. Ben kahvaltınızı göndermiştim. Evet, yedim. Elinize sağlık. Ama yine acıktım. Ne hazırlayayım size? Peynirli bir omlet, hayır demem. Kızıma da yapmıştım. O da bayılır peynirli omlete. Öyle mi? Kızınız mı var? Siz Aslı ile tanışmadınız mı? Yok, tanışmadık. Burada mı acaba? Yok, az önce çıktı. Ne zaman döner? Yani döndüğünde tanışırız demek istedim. Neyse, ben bahçeye çıkıyorum. Oraya gönderirsiniz. Tamam, hemen gönderiyorum Burak Bey. Günaydın anneciğim. Günaydın. Oğlum niye gelmiyorsun sen kahvaltıya? Bilmiyor musun babanı? Böyle şeylere önem veriyor işte. Sabah sabah sinirlendirdin yine adamı. Of anne ya, bir huzur versin. Dibinizdeyim işte, ne istiyor? Yavrum fazla bir şey istediği yok ki. Biraz işlerle ilgilensen yeter. Bu senin iyiliğin için bak. Yarın öbür gün işlerin başına geçtiğinde çok sıkıntı çekeceksin, zorluk çekeceksin yani. Volkan'a baksana. Ne güzel babasının yanında her zaman, her zaman babasına destek. Adamcağız imreniyor tabii. Birazcık babanın açısından baksan. Tamam anneciğim, tamam. Sabah sabah. Uğrarım bugün. Sen kahvaltı yapmadın mı yavrum? Yine acıktım. Bu ne? Ara oyunuzmuş. Emel Hanım gönderdi. Ay bu Emel süper bir insan ya. Yani nasıl anladı benim şu an hitap kazındı. Ay sağ olsun. Çok teşekkür ettim Söyle canım. Afiyet olsun. Ay süper. Hayatım ben şimdi babana uğrayayım diyorum. Babanın iş yerine. Hadi sen de hazırlan da gel benimle. Kesin şirkete gideceğim yani. Anlaşıldı. Canım bir tane zeytinini alıyorum ben. Tabii anne. 5 miydi, 10 muydu bunun kalorisi? Esma saatlerdir bir mesaj yazamadım. Ama bu sefer oldu galiba. Dün gece için öncelikle özür dilerim. Yapmaya çalıştığım şey sana çocukça gelmiş olabilir ama abimle barışmanızı gerçekten çok istediğim için böyle bir yola başvurdum. Onu da elime yüzüme bulaştırdım. Umarım bana hala kızgın değilsindir. Hala arkadaş mıyız? Samimiyetine inanıyorum. Tabii ki de hala arkadaşız. Oh be! Ya ben bu kızı boşuna sevmedim ya. Ne kadar anlayışlı canım benim. O zaman görüşmek için seni gönül rahatlığıyla arayabilirim. Bana böyle sürprizler yapmadığın sürece elbette görüşebiliriz. Haklı kız. Ama tabii bu abimle barıştırma planları yapmayacağım anlamına gelmez. Bir daha olmayacak. Söz. Umarım Eda'cığım. Bekletmedim değil mi? Yok, ben de daha yeni geldim zaten. Çabuk anlat. Önce sen anlat. Hayır, önce sen anlat çünkü sen benimkiler daha bomba dedin. Tamam. Baba. Efendim oğlum? Sana danışmam gereken bir konu var. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii oğlum. Konu neydi? Bir arkadaşımın... Daha doğrusu iki arkadaşımın işe ihtiyacı var. Ha şu geçen gün bahsettiğin konu değil mi? Konuşamamıştık. Tamam, ne tür bir iş istiyorlar? Daha önce nerelerde çalışmışlar? Yani şöyle söyleyeyim, akıllı ve becerikli kızlar. Kızlar. Ya baba, düşündüğün gibi değil. Gerçekten. Yani işe ihtiyacı olan iki kız. Ve ben bu işi onlara borçlu sayılırım, yani öyle düşün. Anladım. Daha önce ne tür işler yapmışlar? Ona göre bir şey bakalım diyorum. Servis elemanı olarak çalışmışlar.
Ben şöyle düşündüm. Bizim İstanbul'daki otellerin birinde iş ayarlayabiliriz. Ya oteller değil de bizim spor kulübünün kafeleri var ya. Hani orada başlasalar daha uygun olur bence. Aa, süper olur. Tamam o zaman. Sen kulübün müdürüyle görüş, ona göre bir ayarlama yapsın. Orada başlarlar. Tamamdır baba. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Ya Volkan. Benim de seninle konuşmak istediğim bir konu var. Nedir? Yemekte konuşalım mı? Şöyle uzun zamandır baş başa yemek yemedik baba oğul. Ne dersin? Olur. Hatta şöyle yapalım. Kulübe gidelim. Hem birlikte yemek yeriz hem de şu senin meseleyi hallederiz ha. Çok iyi fikir. Tamam o zaman hadi gidelim. Kuzum haklıymışsın. Gerçekten senin gecen benimkinden daha şok geçmiş. Tolma ya, ben hayatımda böyle bir gece yaşamadım. Yok canım, yaşamadın. Zaten kaç kişinin başına böyle şeyler gelebilir ki? Haklısın. Yani az kişinin. Yani kimin başında benim gibi bela vardır ki? Tatlı bela ama. Tatlı bela mı? Kim tatlı? Burak mı? Evet. Değil mi? Allah'ı var yakışıklı çocuk. Boy, poz. Devede de boy var Goncacığım. Böyle olsa bu işler. Abartma sen de. Çocuğun ne kötülüğünü gördün? Tamam. Onun yüzünden birkaç kere işinden kovulmuş olabilirsin. Hani neredeyse boğuluyordun, ona da tamam. Teknede tutsak kalmış olabilirsin. Araba kazasını unutma ama. Şu arılar meselesi. Arılar! Son olarak da köpeğin üstüme atlaması. Ya o çocuğun yüzünden yaşamadığım şey kalmadı. Evet. Bayağı bir şey yaşadım. Ya ama böyle anlatınca kötü duruyor. Yoksa kabul et. Hayatına heyecan kattı. Aman Goncacığım. Yani benim hayatım zaten zor. Yani böyle heyecana falan hiç ihtiyacım yok benim. Ayrıca Burak tatlı çocuk falan. Hayırdır ne oluyor? Yok canım daha neler. Son zamanlarda Burak'la biraz fazla zaman geçirdiniz ya. Ben onun için acaba mı diye seni denedim. Beni denedin. Yani denedim dediysem anla işte. Ağzımı aradın. Aynen öyle. Ama yanıldın canım. Ayrıca en büyük heyecanı dün akşam sen yaşadın. Pardon, aslında Erdem yaşadı. Abini görünce ne kadar tırsmıştır ya. Ya hiç sorma. Çocuk bir daha beni aramazsa şaşırmayacağım. Kim? Erdem mi aramayacak seni? Kızım, sana sırılsıklam aşık. O mu aramayacak? Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Ya çok sevindim barışmanıza. İyi ki adresini vermişim. Fena mı oldu? Sevenleri kavuşturdum işte. Başta sana kızdım ama gerçekten iyi ki de vermişsin. Şimdi böyle düşününce Eda'ya da hak veriyorum. Ben ona kızdım falan ama onun da kötü bir niyeti yoktu. Evet, ikinizi barıştırmak istedi. Ya bayağı da uğraşmış, yazık. Ya biraz önce mesaj attı. Yani küs müyüz, arkadaş mıyız, hala görüşüyor muyuz falan dedi. Görüşeceksiniz tabii. Kız Volkan'ın kardeşi. Hani bu senin için çok büyük bir şans. Göreceksin bak, Eda sayesinde Volkan'la aranızda kesin bir şeyler olacak. Gerçekten hayal gücüne hayranım Gonca. Sürekli çalışmaya devam ediyor. Aman ya, ben de senin şu mantığına hayranım. Kızım, böyle kalpten isteyeceksin bazı şeyleri, kendine çekeceksin. Yani sen böyle olumsuz düşündüğün için Volkan yerine Burak geldi. Gerçekten mi? Evet. Kendine gelen kısmetleri tepme. Ya ben sana hep demiyor muyum, iyi düşün, güzel düşün diye? Hayal kurabiliyorsan o gerçektir. Tamam, artık değişiyorum. Kalpten istiyorum ve kendime çekiyorum. Heh şöyle. Bak bana, ta Bodrum'daki çocuğu ayağıma kadar getirdim. Delisin ya. Gerçekten ayağını getirme konusunda çok iyisin. Gonca. Volkan arıyor. Ne? Yok artık. Ay heyecandan öleceğim, kalbim duracak şimdi. Ay saçmalama kızım ya, aç hadi aç. Efendim? Aslı. Merhaba Volkan ben. Merhaba. Sana güzel haberlerim var. Öyle mi? Nedir o? İkinizin de işi hazır. Gerçekten mi? İşimiz hazır mı? Evet.
bize ait bir spor salonunun kafesinde. Eğer bugün müsaitseniz gelin sizi müdürle tanıştırayım. Size ait spor kulübü mü? Burak da oraya geliyor mu? Bak sakın reddeteyim deme, öldürürüm seni. Yok, Burak pek uğramaz, merak etme. Tamam. Gonca ileyim ben şimdi zaten. Onunla birlikte geliriz. Tamam, ben şimdi oraya geçiyorum. Adresi mesaj olarak atıyorum sana. Tamam. Görüşürüz. Kızım inanamıyorum. Kızım sus, vallahi ben de inanamıyorum ya. Rüya gibi. Ben sana dedim ama değil mi? Korkulur vallahi senden. Kızım dur. İş daha başlangıç. Dur, öyle hemen havaya girmeyelim. Bodrum'daki olaydan dolayı yalnızca yardım etmeye çalışıyor. Aman Aslı ya, hemen modun düştü yine. Hani ne oldu az önceki Aslı ya? İş Volkan'la görüşmen için ilk adım. Birisi gelecek. Sen merak etme, bana güven. Öyle mi diyorsun? Evet. Adresi al. Ne? Hadi yürü, çabuk gidelim. Hadi. Ya nereye gidiyoruz? Spor kulübüne mi? Ya ne kadar güzel. İnşallah olur. Spor kulübüne gideceğiz. O da oraya gelecek. Aa, ne kadar ilgili. Kesin sana karşı bir şeyler hissediyor. Ben öyle düşünmüyorum ya. Kızım cool çocuk. Hemen belli edecek hali yok ya. Eğer zaten öyle olmasaydı kendisi gelmezdi. Müdürle konuştum. Gidin siz görüşün derdi. Öyle değil mi? Öyle mi diyorsun? Evet. Hoş geldiniz Sinan Bey, hoş Volkan bulduk. Bey. Hoş bulduk. Cem Bey burada mı? Burada efendim. Hadi. Tamam, gidebilirsiniz. Hah, Cem Bey ya, tam da sizin odanıza geliyorduk. Hoş geldiniz Sinan Bey, buyurun. Volkan'ın iş arayan iki tane arkadaşı vardı. Daha önce servis elemanı olarak çalışmışlar. Ben de dedim ki bizim kafede başlayabilirler. Elbette, elbette efendim. Yani tabii ihtiyaç varsa. Kaliteli elemana her zaman ihtiyacımız var. Haklısın. Bugün görüşmeye gelecekler. Tabii, ne zaman isterseniz. Tamam, biz de bu konuyu çözdüğümüze göre artık yemeğe geçebiliriz. Başka bir emriniz var mı efendim? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Afiyet olsun. Ne yaptıralım efendim size? Ben bir margarita pizza istiyorum. Yanında da kola. Sen baba? Ben hafif bir şey alacağım. Salata, roka beyaz peynirli. Tabii efendim. Baba, şu benimle konuşmak istediğin konuyu çok merak ediyorum. Yani neyle ilgili? Özel hayatımla ilgili. Benim birlikte olduğum birisi var. Ne o? Biliyor muydun yoksa? Yani tahmin etmiştim. Kim peki? Çağla'nın annesi, Elçin Hanım. İşte bak buna şaşırdım. Bir süredir birlikteyiz. İlişkimiz ciddiyete doğru gidiyor. Biliyorsun, sizin düşünceleriniz, onayınız benim için çok önemli. Ya baba, bunun için bizim onayımızı almaya ihtiyacın yok. Yani sonuçta senin mutluluğun. Ben senin en doğru karar vereceğine eminim. Böyle düşünmene çok sevindim. Umarım Eda da böyle düşünür. İşte o konuda biraz şüpheliyim. Yani sonuçta senin ne kadar kıskandığını biliyorsun. Biliyorum. Benim de korkum o. Zaten bu zamana kadar hayatıma kimseyi sokmamamın sebebi bu. Ama artık Eda da çocuk değil. Haklısın. Yani o da bu durumu kabul etmek zorunda. Ben bu konuda elimden gelen her şeyi yaparım. Çok sağ ol oğlum. Canım, neye karar verdiniz? Buluşuyor musunuz Burak'la? Ha, yok anneciğim. Şirkete geçiyormuş. İşi bitince arayacak. Akşama buluşuruz herhalde. Ben de bu arada kuaföre giderim, alışveriş yaparım. Tuğçe'yi görürüm. Sana daha fazla ayak bağı olmak istemem. Çağla, o nasıl söz öyle? Ya şaka yapıyorum. Ya Çağla, Allah aşkına yapma böyle şakalar. Bak gerçekten geriliyorum. Ya seni mutsuz edecek bir şey yapmak istemem. Babamla aranızdaki ilişkiyi en iyi ben biliyorum. Artık mutlu olmak senin de hakkın. Ve umarım Sinan abi sana hak ettiğin mutluluğu verecek.
Sinan'la yemek yeriz diye konuşmuştuk. Sen de bize katılmak istemez misin? Yok. Ya artık buradayız zaten. Başka zaman olsun. Aman peki, ısrar etmiyorum. Sinan sana ilişkimizi söylediğimi duyunca gerçekten çok şaşıracak. Elçin arıyor. Geldiniz mi canım? Evet canım, taksideyiz. Planınız nedir? Çağla bir arkadaşıyla buluşacak. Ben de Volkan'la kulüpteyim. Aa, öyle mi? Ne zaman müsait olursun peki? Ben de ona göre program yapayım. Ne zaman müsait olabileceğim? Müsaitim. Seni almamı ister misin yoksa restoranda mı buluşalım? Orada buluşuruz. Tamam o zaman. Anlaştık canım. Öpüyorum. Ya önceden yapılmış bir plandı. Sorun değil. Yemeğimiz bitmişti zaten. Arkadaşlarım da birazdan gelirler. Niye gülüyorsun? Neden şimdi salata yediğini anladım. Sen ana yemeğini başkasına ayırmışsın. Ya yok ya. Değil yani. Ya baba takılıyorum. Ya bu yaştan sonra bu ilişki işleri falan ha, bana göre değil mi acaba? Baba espri yaptım ya. Tamam tamam. Kızım bunlar ne kadar zengin ya. Önce otel şimdi de burası. Kim bilir bunların evleri nasıldır. Kim bilir. Gonca artık bana Volkan'la ilgili hayal kurdurtmaktan vazgeç olur mu? Aramızdaki büyük farkı görüyorsun değil mi? Ne alakası var canım? Büyük düşün, büyük olsun. Gerçi bu taktiği kendimde de uygulasaydım iyi olabilirdi. Biliyorsun benimki işsiz. Ya işi de olur, parası da. Çok temiz kalpli bir çocuk o. Ya öyle değil mi? Evet. Neyse Volkan'a geldiğimizi haber vereyim. Ara hemen. Alo? Volkan. Merhaba. Geldin mi Aslı'cığım? Evet, geldik biz. Tamam, kapıdaki görevliye sizi kafede beklediğimi söyle. Tamam. Bana Aslı'cığım dedi, heyecanla öleceğim şimdi. Aşkım, sevgilim, hatta karıcığım dediği günleri görürsün inşallah. Amin. Pardon. Buyurun. Volkan Bey'i görmeye geldik. Aslı ve Gonca bizi kafede beklediğini söyledi. Buyurun, beni takip edin. Şu gelenler senin arkadaşların mı? Evet. Tatlı kızlarmış. Özellikle esmer olan tatlı kızmış ha. Aynen, tatlı kızdır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baba, sana bahsettiğim arkadaşlarım. Aslı, Gonca, babam Sinan. Merhaba, memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. Neyse, ben çıkayım artık ha. Görüşürüz. Tamam baba. İsterseniz önce bir şeyler içelim. Teşekkür ederiz. Senin vaktini almayalım. Tamam o zaman. İşinizi hallettikten sonra içeriz. Aslı. Efendim? Ya Eda'nın yaptığı şey için kusura bakma. Sorun değil. Yani özel hayatıma burnunu sokmaya bayılır. Bir daha seni böyle zor durumda bırakmayacağına emin olabilirsin. Ya Eda'nın kötü bir niyeti yoktu. Ben konuştum Eda'yla, aramızdaki sorunu hallettik. Öyle mi? Buna sevindim. Bu arada ben müdürle konuştum. Size gerekli bilgiyi verecek. Yarın da işe başlarsınız. Bu kadar çabuk mu? Yani bu çok güzel. Çok teşekkürler bu kadar işin arasında bizimle ilgilendiğin için. O zaman yeni işiniz hayırlı olsun. Seveceğinize eminim. Ay inşallah. Kızım babasına bak, oğlunu al. Ne kadar yakışıklı adamdı öyle. Sus Gonca. Cem Bey, merhaba. Merhaba. Size bahsettiğim arkadaşlarım Aslı ve Gonca. Memnun oldum. Kızlar işiniz bitince kafeye gelirsiniz. Ben orada bekliyor olacağım. Tamam, teşekkürler. Buyurun oturun lütfen. İş tecrübemiz var daha önceden değil mi? Var. Güzel.
zaman öncelikle şu formları doldurayım. Nihayet. Gerçi bu sefer telefonun açacağını biliyordum. Sen şirkettesin değil mi? Muhtemelen diğer aramalarım... Daha yanında sevgili karın olduğu için sen telefonu açamadın. Ha? Başak, artık bu kadar yeter. Beni aramaktan vazgeç. Anlıyor musun? Benimle görüşmediğin müddetçe seni aramaya devam edeceğim. Tamam. Görüşelim. Neredesin? Yerini söyle.